Biz ilk yılımızı ki Haziran 2023 ile bu önümüzdeki ayın ortasına kadarki dönemi biz bir geçiş dönemi olarak tanımladık. Yani yeniden kapasite inşası için. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ta Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı programında konuştu. Para politikasının yeniden etkin bir şekilde inşası için kendimiz için bir geçiş dönemi olarak öngördük ve bunu ilk günden kamuoyuyla paylaştık. Yani biz ilk günden itibaren dedik ki birinci yıl enflasyonun yükseleceği bir dönemdir. Bakan Şimşek, programda gerçekleştirdiği açılış konuşmasında uygulanan mevcut ekonomi programına değinerek dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz dedi. Şu anda biz dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyon inecek. Eylül'de inanıyorum ki Merkez Bankamızın sunduğu perspektife göre 40'lı rakamları görebiliriz. Şimşek, Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyarsa likiditeyi çekmek için borçlanacağını da belirtti. Şunun altını çizmek istiyorum. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz hazine maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği esas itibariyle fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Dolayısıyla biz şu anda tabii miktarsal sıkılaşmaya gidildik. Maliye politikası olarak da bir taraftan bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük seviyede tutmak, mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse fazla likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız.